sıkça sorulan sorulardan bir tanesi güveni kötüye kullanma nedir? Güveni kötüye kullanma zaten isminden de belli. Biraz mantık yürüttüğümüz zaman siz de aynı sonuca varırsınız. Yani birisinin güvenmesi lazım. Dolayısıyla iki insanın, yani bu suçun oluşabilmesi için iki insanın arasında bir ilişki olması lazım. Bu iş ilişkisi olur, hukuk ilişki olur, başka bir şey olur. Yani bir tanışıklığın olması lazım. İki iş insanın bir hukuki işlem içerisinde olması lazım. Onlardan birisi o hukuki ilişki içerisindeki statüsünü ya da haklarını kötüye kullanarak diğer tarafa hak etmediği bir şey yapması lazım. Mesela ne yapabilir? Mesela iş ilişkilerinde bunu çok görüyoruz. İşçi gidiyor, işverenin işte ufak tefek bir şeylerini alıyor, götürüyor. İş yerinde hırsızlık yapıyor. Yani karşılaşıyoruz maalesef böyle şeylerle. O zaman ne oluyor arkadaşlar? O hırsızlık olmuyor, güveni kötüye kullanma oluyor. Yani niye? Çünkü bunların aralarında bir hukuki bağ var. Bir taraf o hukuki bağı zedeliyor. Yani ona karşı duyulan güveni yok sayıyor ve zarar verici davranışlarda bulunuyor. O zarar verici davranış şikayet konusu olunca ve ispat edilebiliyorsa bunun adına biz güveni kötüye kullanma diyoruz. Genelde bu durumla ilgili davalar iş ilişkisinden kaynaklanan davalarda meydana geliyor. İş yerinde mesela meydana gelen hırsızlıkta hırsızlık demeyiz biz. Bunu güveni kötüye kullanma deriz. Yani genelde dediğim gibi iş yerinin herhangi bir emtiasını, malını. Bunun değeri önemli değil arkadaşlar. Yani bakın bazen o kadar şeylerle karşılaşıyoruz ki. Siz şimdi bir yerde çalışıyorsunuz. Orada ufak bir şeye ihtiyacınız oldu. İşte tahta parçası, kalem, silgi. Bakın maddi değeri yok diyorum bunların. Çivi, eldiven, ne olursa olsun. Maddi değeri olsun olmasın. Siz onu aldınız dediniz ki ben ya bunu eve götüreyim nasıl olsa burada da bir işe yaramıyor. Olmaz. Olmaz. Yani bu suçun unsurları sizin aldığınız şeyin değerine göre oluşmuyor. Bu suçun unsurları sizin izinsiz olarak size teslim edilmiş ya da edilmemiş fark etmiyor. Sizin başkasına ait olan bir şeyi onun rızası olmadan alıp götürmeniz bu suçun unsurlarını oluşturuyor. Bu zaman ne oluyor? Siz işveren sana güvenmiş yani malını onu buna emanet etmiş, para değeri olsun ya da olmasın. Sen onu alıp evine götürürsen o olmaz arkadaşlar. O zaman işte bu suç olmuş oluyor. Yani böyle şeylerle karşılaştığımda ben hakikaten üzülüyorum. Bazı arkadaşlar çok iyi niyetli olarak hani ne olacak ki falan diyorsunuz ama işte ne olacak ki olmuyor yani. Çöpe atılan bir şeyi bile oradan alsan o çöp halen iş yerinin hakimiyetindeyse çünkü bilemezsin adam belki geri alacak onu oradan. Onu atmadı yani kamuya mal etmedi. Egemenlik alanından çıkarmadı. Sen onu bile alsan yine aynı şey karşına gelir. O yüzden bunlar hassas konular. Güveni kötüye kullanma dediğim gibi hukuki ilişkide bulunan tarafların o ilişkinin niteliğine, özelliğine ihlal edici anlamda yaptığı davranışlar eğer bir suç teşkil ediyorsa ki işte dediğim gibi rıza dışı birinin malını almak değeri olsun olmasın bu suçun unsurlarını oluşturmaya yeterli olur. Lütfen dikkatli olalım. Burada değer önemli değil. Yani verilen zarar da önemli değil. Önemli olan fiildir, eylemdir. İyi niyete bakmaz. Hiçbir yasa bakmaz. Yani sizin iyi niyetli olup olmamanız değil. Çünkü yasayı bilmemek suç değildir. Ya yani bilmemek şey değildir, mazeret değildir. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Bu sıkıntılı bir konu. Hiç kimsenin ufak da olsa, değersiz de olsa malına bir şeyine tenezzül etmeyelim diyorum.